Sevgili izleyiciler, Cuma selamına hoş geldiniz. Hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyor, sizlere en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kıymetli izleyiciler, bugün yine çok önemli bir konuyu ekranlara taşımaya çalıştık. Tabii bugünkü konumuz gerçekten hepimizin bilmesi gereken önemli ve hassas bir konu. Ölüm ve ötesi konusunu işleyeceğiz. Tabii bu konuya girmeden önce bu konuyla ilgili Zümer suresi 42. ayetin mealinden sizlere bahsetmek istiyorum. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimenin mealinde şöyle buyuruyor. Allah o canları öldükleri zaman alır, ölmeyenleri de uykularında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bırakıp salıverir. Şüphesiz bunda düşünecek bir topluluk için deliller vardır. Kıymetli izleyiciler, bu ayet-i kerimenin mali üzerinde de konuşacağız tabii ki. Bugünkü konuklarımdan da bahsetmek istiyorum. Yine her zaman olduğu gibi hocaların hocası, üstadımız Profesör Doktor Sayın Ramazan Ayvalı Hocam yine bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah-u Teala'ya hamdü senalar ediyoruz. Verdiği nimetlerin çokluğu karşısında şükürden aciz olduğumuzu itiraf ve ikrarda bulunuyoruz efendim. Allah razı olsun. Kıymetli izleyiciler, yine ekranların aranılan yüzü güzel bir insan. Yazar ve çevirmen İbrahim Kapaklıkaya beyefendi bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Allah iyilik, güzellik versin. Allah razı olsun hepimize inşallah. Tabii bu arada programımızın gecikmiş olmasından dolayı sevgili izleyicilerimizden bu anlamda özür diliyoruz. Ekstra bir uygulamamız olmuştu. Onun için süreyi mümkün olduğu kadar en verimli bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Sayın Hocam, ölüm ötesi dedik. Ölüm anı yaklaşmış olan kişilere dinen yapılması gereken ya da yapılmaması gereken şeyler kısaca nelerdir? Bizi bu konuda bilgilendirir misiniz? Önce oradan başlayalım. Sencer Bey, Allah-u Teala bütün canlıları fani olarak yaratmıştır. Evet. Önce müsaade ederseniz bir şiirle girelim. Lütfen buyurun. Meşhur Yunus Emre'miz diyor ki, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Yine kimseye baki değildir, mülki dünya sim üzer. Bir harap olmuş gönlü tamir etmektir hüner. Buna fani dünya derler, durmayıp döner. İnsanoğlu bir fenerdir, bir gün akıbet söner. Bizim fenerimiz söneceğine göre, bir insanın fenerinin sönmesi yaklaştığında ona yapılacak çok mühim vazifeler var. Evet. Ben sizin mailiniz bana geldiğinde kitapları epeyce karıştırdım. İnternet sitelerine girdim. Ölümü yaklaşan kişiye yapılacak hizmetler nelerdir diye ciddi bir araştırma yaptım. Çok güzel tavsiyeler buldum. Onları değerli izleyicilerimize çok kısa bir şekilde arz etmek isterim. Lütfen buyurun. Şimdi efendim, hastanın yatağı, çarşaf ve çamaşırları temiz olmalı, sık sık değiştirilmelidir diye bir tavsiye var. Evet. Ağır hastalara iğne yaparak teselli ilaçları vermemelidir. Artık vermemelidir. Vermemeli. Ölüme evet, yaklaşmış. Burası önemli. Ona eziyet vermeye lüzum yok. Hastalıkta iman, itikat bilgileri çok konuşulmalıdır. Gelen ziyaretçiler bunlardan konuşmalı. Yani hastanın yanında siyasetten, başka lüzumsuz mevzulardan, ticaretten vesaire konuşmamalı. Hastaya Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin ve mübarek çocuklarının, torunlarının sevgisi çok lazım. Çünkü Ehl-i Beyt'i sevmek son nefeste iman ile gitmeye sebep olur diye İslam alimleri ittifakla tavsiyede bulunuyorlar. Ölüm hastasına İhlas suresini çok okumalı. Yatağı karşısında kelime-i tevhid yazılı levha bulunmalı. Gözünü açtığında kelime-i tevhidi hatırlayıp okuyabilsin diye. Ziyaretçiler hastanın yanında çok oturmamalı. Evet. Efendim, bir ziyaretçi gelmiş, hastanın yanında çok oturmuş. Hasta garibim, edeben tabii uzanamıyor. Oturuyor ama her tarafından ses geliyor. Efendim demiş, bazı ziyaretçiler geliyorlar, çok oturuyorlar, hasta rahatsız oluyor.
hasta ziyaretler kısa olsa ne güzel olur deyince, hasta hiç üzerine alınmamış. Ziyaretçi hiç üzerine alınmamış. Efendim isterseniz ben kapıyı içeriden kilitleyeyim, kimseyi almayalım demiş. Bu kilitleme çok güzel bir fikir demiş ama dışarıdan olursa daha faziletli olur demiş. Hasta yanında hastalığı arttıracak meraklı sözler söylememeli. İşte gazetelerden, hikayelerden, mal, ticaret, siyaset, hükümetten laf açmamalı. Yine ölüm hastası helalden ve mümkün olduğu kadar abdestli ve kalbi uyanık kimselerin besmele ve dua ile hazırladığı şeyleri yemeli. Hasta yanında velilerin, alimlerin, salihlerin hayat hikayeleri, sözleri konuşulmalı. Bunlara sevgi arttırılmalı. Evliya-i kiramın orada söylenmesi rahmeti ilahiyenin inmesine sebep olur. Ölüm alametleri görülünce hani neler yapılmalı, neler yapılmamalı dediğiniz için onunla ilgili de bir şık arz edeyim. Ölüm hastasının yanında çocuklar, cünüp olanlar, özürlü kadınlar bulunmamalılar. Özellikle o odada ve hatta evde canlı resmi bulunmamasına dikkat etmeli. Bu arada Yasin-i Şerif suresini okumak mühim sünnettir. Yasin-i Şerif okumanın 10 faydası sayılıyor kitaplarda. Dolayısıyla ölüme yaklaşmış olan hastayı ferahlatacak, rahatlatacak, ona ümit verecek şeyler söylenmelidir. Gelip de birisi, rengin solmuş, kül gibi olmuş, ya ne oldu sana deyince sağlam adam bile hasta olur efendim. Çok Yozgat'ta doğru. Böyle bir şey yapmışlar, bir bakkala hasta edelim demişler. 5 kafadar anlaşmışlar. Gelmişler, Sencer amca, ya hayırdır neyin var? Bir şeyim yok elhamdülillah demiş birinciye. İkincisi gelmiş, ya rengin niye solmuş? Sencer efendi, neyin var? Vallahi bilmem ki ya, pek bir şeyim yok. Üçüncü, dördüncü, beşinci, sapasağlam adam hanımını çağırmış. Ya hanım ben hastaymışım, haberim yok. Demiş gitmiş eve yatmış eve. Evet. 3 gün yatmış, sonra da 1 kilo portakal alan. Ya maşallah istirahat sana çok iyi gelmiş. Yüzüne renk gelmiş. İşte yoğurt alan. Ya geçmiş olsun bak, ne kadar yüzün parlamış filan. Bu defa da hasta yatan adamı tekrar kaldırmışlar. Tabii emin olun bu psikolojik tesir efendim bunlar. Şeyi de yer olduğu da söyleniyor. Sayın hocam çok kısa yine şu hadis-i şerifi açıklamanızı çok kısa rica edeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Gazali'nin bu kitabında şöyle bir hadisi var. Siz şimdi hani ölüm anı ile ilgili bazı açıklamalar yaptığınız için onu da sormak istiyorum. Sizden bir kimse varacağı yeri bilmedikçe cennet ve cehennemdeki yerini görmedikçe ölmez diyor. Bu ölüm anında bazı şeyler kendisine gösteriliyor mu? Çok kısa bir şekilde ne söylemek istersiniz? Efendim öleceği zaman kişi perdeler açılıyor. Mesela Firavun Kızıldeniz'in kenarına geldi. Denize askerleri girdi. Kendisi bir hayli tereddüt etti. Sonunda o da atıyla birlikte girdi. Perdeler açıldı. Ben şu anda Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. Evet. Ama Allah-u Teala ayet-i kerimede geçiyor. Şimdi mi aklın başına geldi dedi. Mümin öleceği zaman cennetteki yerini görür. Kafir de cehennemdeki yerini görür diye hadis-i şerifte de var. Diğer İslam alimlerinin kitaplarında da var efendim. Peki bu hal üzere diyelim ki cenneti gördüğünü varsaydığımız bir kişinin ölümü biraz daha kolay. Cehennemi gördüğünü varsaydığımız kişinin ölüm anı, ölüm anındaki duyacakları azap daha şiddetli olabilir mi? Elbette efendim. Elbette efendim. Hatta bir mümin, salih amel sahibi, doğru itikad sahibi, ahlak-ı hamide sahibi bir mümin ölürken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de görür. Ve onu görmenin o aşkıyla, şevkiyle, o muhabbetle can acısını duymaz bile buyuruluyor efendim. Peki Sayın Hocam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler ölüm ötesini işlemeye çalışıyoruz. Tabii
Ölüme yolculukla ilgili önce dünya aleminde bizi ne tür bir serüven bekliyor? Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zincirlikuyu Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda yaptığımız küçük bir BTR'miz var. Onu izleyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Mezarlıklar Müdürlüğü bu sene kurumsal olarak daire başkanlığı durumuna geldi. 3 müdürlük bünyemizde İstanbul halkına cenaze hizmetlerini ve mezarlık hizmetlerini vermektedir. Hizmetlerimiz Allah'a çok şükür İstanbul halkında ve Türkiye halkında çok güzel karşılık buldu. Yani halkın memnuniyet oranına baktığımız zaman bizim hizmetlerimizi alan insanlar gerçekten memnun olduklarını görüyoruz. Biz İstanbul'daki yaşayan vatandaşlarımızın başlarına hak vaki olduğu zaman, işte ölümle karşılaştıkları zaman cenazelerini evden, hastaneden, bulunduğu yerden, adli tıptan ki başka yerden alma şansımız yok. Alıp ta ki kabristana, kabre koyuncaya kadar olan bütün aşamadaki hizmetlerin tamamını vatandaşa herhangi bir ücret ödetmeden, herhangi bir külfet şey getirmeden bu hizmeti veriyoruz. Artı ki son bir yılda başlattığımız bir hizmet olayımız var. İstanbul'daki vefat eden vatandaşlarımız evde veya hastanede ölüm raporları bilgisayar kayıtlarına girdiği anda sistem olarak bizim buradaki bilgisayarımıza düşüyor bilgi notları. Ve bizim buradan elemanımız vatandaşın cenazesinden haberdar olup cenazenin yakınını arayıp cenazeniz varmış gelip alalım hizmetinizi verelim diye kendisini haberdar edip böyle bir yerinden cenazeyi alıp getiriyoruz. Bir başka hizmetimiz İstanbul'da vefat edip de Anadolu'ya cenazelerini götürmek isteyen vatandaşlarımızı ücretsiz bir şekilde 60 adet cenaze ambulansımız var. Her birinden 4'er tane cenaze götürebiliyoruz her bir ambulanstaki. Geçen yıl 18 bin adet cenazemizi Anadolu'ya götürmüşüz. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Acılar paylaşınca azalır, sevinçlerse paylaşınca çoğalır. Bu prensip itibariyle buradaki çalışan arkadaşlarımızın her biri bir halkla ilişkiler uzmanı gibi çalışır. Elhamdülillah. Buradaki personel eğitiminden ve düzelmesinden dolayı her türlü dini grupların, cemaatlerin, vatandaşların, hangi din ve mezhepten olursa olsun, hemen hemen toplumun her kesiminin teveccühünü almak, takdirini toplamak ve onların dualarını almak bizleri motive ediyor. Biz bu motivasyon çerçevesinde bu hizmetleri daha iyiye, çünkü ecdadımız güzel bir söz söylemiş, kemalatta sınır olmaz. Evet sevgili izleyiciler, ölüm ve ötesini konuşmaya çalışıyoruz. Tabi bu arada her alanda olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu cenaze işlemleriyle ilgili gösterdiği hassasiyet için başta Sayın Başkanımız Kadir Topbaş Bey'e ve bu birimde daire başkanı olan Adem Avcı Bey'e ve bütün personeline buradan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Yani Başkan Bey öyle anlattı ki neredeyse ölesim geldi diyebiliriz. Ama asıl mesele Sayın Hocam, buradan sonraki mesele, şimdi öldük ve mezara konulduk.
İmam Efendi'nin orada bir telkinde bulunduğunu biliyoruz. Bu telkin kısaca nedir? Çok kısa bir şekilde ne söylemek istersiniz? Efendim, insanın hayatı 4 safhalı. Birinci safhası anne karnındaki 9 ay 10 günlük çok kısa müddet. İkincisi dünya hayatı. Sevgili Peygamberimiz dünya hayatı için amaru ümmeti ma beyne sittine ile seb'in ve akallu ümmeti cavezu zalik buyuruyor. Ümmetimin ömürleri 60 ile 70 arasındadır. Bunu evet. geçenler azdır. Üçüncü safha kabir hayatı. Dördüncü safha ahiret hayatı. Anne karnındaki hayatı dünyaya dahil edersek 3 ana bölüm diyebiliriz. Dünya, kabir, ahiret. Kabirde münker ve nekir denilen melekler gelecek, sual soracak buyuruluyor. Uzun bir telkin duası var. Bir hadis-i şerif var. Lekkinu mevtekum bi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ölülerinize la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı telkin ediniz. Efendim, vefat ederken. Bu telkinin kabire girdikten sonra ölüye verilmesinin müstahap olduğu kitaplarda yazılı. Evet. Uzun bir dua var, telkin duası. Tabii onun hepsini burada söyleme imkanımız yok, vaktimiz dar. Ama mesela şöyle başlıyoruz. Ben kendimi ölmüş farz edeyim. Aleyke selamullah ya Ramazan İbni Hasan Hüseyin. Ey Hasan Hüseyin oğlu Ramazan. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. 3 defa. Kullu şeyin helikun illa veçe. Her şey ölecektir. Ancak Allahu Teala'nın zatı müstesna. Lehul mulku ve lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Mülk onundur, hüküm onundur, dönüş onadır. Fe'lem bi enne hâze âhiru menzilke min menazili dünya. Bil ki bu senin dünya menzillerinden son menzilindir. Ve evvelu menzilke min menazilil âhira. Fakat ahiret menzillerinden de ilkidir. Ve'lem bi enneke haraçte min dâri dünyet deniyye. Sen şu alçak dünyadan, dünya evinden çıktın. Ve vasalta ila dâril ukbel ebediyye. Ebedi olan dâr-ı ukbaya vasıl oldun. Haraçte min dâril gurur. Bu aldatıcı dünyadan çıktın. Ve vasalta ila dâril sürur. Neşe evi olan yere vasıl oldun. Haraçte min dâril fena. Fena yurdundan çıktın. Ve vasalta ila dâril beka. Beka yurduna vasıl oldun. Efendim böyle devam ederken bir yerde de şöyle diyor. Ve'lem bi ennel anel an. Bil ki şimdi kad yenzül bikel melekan. Sana iki melek gelecek. Er refikani şefikan. Rıfk sahibi, şefkat sahibi iki melek. El esvedanil veçhan. Fakat yüzleri siyah. Vel ezrakanil aynan. Gözleri mavi. Ehadume münkerun ve aharuhume nekirun. Birisi münker, diğeri nekirdir. La tehaf anhüme. Onlardan korkma. Ve la tahzen. Hüzünlenme. Fe innehuma abdani me'murani min kıbeli rahman. Çünkü onlar Rahman olan Allah-u Teala tarafından memur, muvazzaf, görevli meleklerdir. Sailani anke ve kailani leke. Sana soracaklar ve diyecekler ki. İşte burası önemli efendim. Men rabbuke. Rabbin kimdir? Ve men nebiyyuke. Peygamberin kimdir? Ve ma dinüke. Dinin nedir? Ve ma imamüke. İmamın kimdir? Ve ma kıbletüke. Kıblen neresidir? Ve men ihvanüke ve men ehevatüke. Dünyadayken görüştüğün, haşır neşir olduğun kardeşlerin, arkadaşların kimlerdi? Bu sualler sorulduktan sonra o ölüye şu telkin ediliyor. Fekul fi cevabihima. Bu münker ve nekire cevap olarak bir lafzın fasih, fasih bir lafızla ve lisanın sarih, sarih bir lisanla. Evet. De ki Allahu Rabbi, Allah benim Rabbimdir. Ve Muhammedun Nebiyyi ve Muhammed Aleyhisselam benim peygamberimdir. Vel İslamu dini, İslamiyet benim dinimdir. Vel Kur'anu imami, Kur'an benim imamımdır. Vel Kâbetu kıbleti, Kâbe-i Muazzama benim kıblemdir. Vel mu'minune ihvani vel mu'minatu ehevati, müminler ve mümineler benim dünyadayken kardeşlerimdi diye böyle devam ediyor.
Ölü kabire konulduğunda kendisine söylenen sözleri duyar efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'nde öldürülen 70 müşriki bir çukura doldurduğunda onlara ben Rabbimin vaat ettiği zafere kavuştum. Siz de batıl tanrılarınızın vaat ettiğine kavuştunuz mu diye onlara seslenince Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah siz bu ölmüş leşlere mi konuşuyorsunuz? Onlar duyarlar mı demiştir. Çok enteresan efendim. Evet, çok Peygamberimiz onların duymaları sizin duymanızdan eksik değildir. Ancak cevap veremezler buyurmuştur. Peki bu binaenaleyh ölü duyar efendim. Ölü duyar konuşulan. Belli bir süresi var mıdır? Mesela yeni gömüldüğünden bu böyledir yoksa atıyorum benim diyelim ki babam yaklaşık 15 yıl önce vefat etmişti. Mezarına gittiğimiz zaman yapacağımız o manevi iletişimde bizi hisseder mi diyorsunuz? Hisseder efendim. Çok güzel. Sevgili hocam, bu arada bir yeri gelmişken şunu da sormak istiyorum. Son zamanlarda kabir azabının olmadığına dair bazı gelişigüzel ifadeler kullanılıyor. Ki bunlar ilahiyat konusunda da belli bir kariyer sahibi yetkin kişiler, bir kısmı profesör de olabiliyor ya da öğretim üyesi de olabiliyor. Az önceki söylediğimiz şeyler sağlam kaynaklara dayandığı konusunda şüphemiz yok. Kabir azabı var mıdır yok mudur, buna da kısa bir net cevap sağlam kaynaklardan şimdi, mesajımız ne olabilir? Şimdi efendim değerli başmüfettişimiz, kaymakamımız hem başkanımız. Başkanımız hem yüksek lisans yaptı hem de doktora çalışmaları var. Aşağı yukarı 41 tane tercümesi çevirmen var. Birçok kendi telif eseri var. İnsanların branşları farklı farklı. Bizim ilahiyatta da öyle. Yani bir arkadaşın farklı bir branşı oluyor. Diyelim felsefe oluyor. Bu çıkıyor fıkıh konusunda konuşuyor. Efendim tefsiri tefsir branşı oluyor. Hadis konusunda konuşuyor. Ben bazı ilahiyatçıların televizyonlara çıkıp branşları haricinde konuşmalar yaptıklarını görüyorum. Ve buna üzülüyorum. Dikkat ederseniz bendeniz konuşmalarımda hadis-i şerif ağırlıklı konuşmaya çalışıyorum. Evet, niye? Ben 46 sene üniversitelerde bu branşta ders verdim. Ama tabii ki uzun yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda fıkıh ve fetva işiyle meşgul oldum. 11 sene yüzlerce, binlerce sualin cevabını hazırladım. O konuda da çalışmalarım olduğu için zaman zaman fıkhi konulara da temas ediyorum. Ama bir ayet-i kerimeden bahsettiğiniz zaman ben aman bu konuda yanlış söz söylemeyeyim diye titriyorum. Evet. Ve muteber tefsirlerden o konuda neler buyurulmuşsa, neler yazılmışsa onlardan nakil yapmaya çalışıyorum. Bu bakımdan bazı meslektaşlarımız maalesef kabir azabı konusunda ezbere konuşuyorlar. Bu konuda pek çok hadis-i şerif var. Hadis kitapları kabir azabı ile ilgili hadis-i şeriflerle dolu. Ben onları da buraya getirdim aslında. İlk örnek alabilirsek bakın, hocam. Bakın efendim. Aslında ayet-i kerimeler de var. Onların tefsirinde kabir azabını bu ayet-i kerimeler ispat eder buyuruluyor. Mesela Nuh suresinin 25. ayet-i kerimesi. Ali İmran suresinin 169. ayet-i kerimesi. Taha suresinin 124. ayet-i kerimesi. Tekasür suresinin 3. ayet-i kerimesi. Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesi. Araf suresinin 25. ayet-i kerimesi. Evet. Câsiye suresinin 26. ayet-i kerimesi. Yine Tevbe suresinin 101. ayet-i kerimesi. Bunların burada kabir azabı ile ilgili evet efendim. Ne gibi şeyden, mesajı var hocam? Celalin, Medarik, Şehzade, Kadı Beyzavi tefsirlerinden açıklamaları var. Ama İmam Buhari ve Müslim'in sahihlerinde kabir azabı ile ilgili geçen hadis-i şerifleri İmam Suyuti Şerhü Sudur isimli geniş kitabında uzunca nakletmiştir. Bakın Hazreti Ayşe validemiz ya Resulallah bu ümmet kabirde azap görecek
benim gibi zayıfların hali ne olacak diye sual edince, Resulullah Efendimiz İbrahim Suresinin 27. ayet-i kerimesini okudu. Müsnedül Bezzar'da geçiyor bu. Allah iman edenlere dünya ve ahirette de sabit sözlerinde sebat ihsan eder. Bu ayette kabir hayatının hak olduğu, müminlere kavli sabit ihsan edildiği bildiriliyor diye Celaleddin tefsirinde yazılı. Mektubat-ı Rabbani'de İslam alimleri kabir hayatının ahiret hayatından olduğunu, kabir azabının da ahiret azaplarından olduğunu bildirmişlerdir. Nesai, İbn-i Mace, Hakim ve Dârekutni'de kabir azabının çoğu üzerine idrar sıçratmaktan olacaktır buyuruyor. İdrardan sakının çünkü kabirde ilk hesap bunda olacaktır. Taberani. Şurada bakın onlarca hadis-i şerif var. Pek çok hadis kitabından ben böyle aldım, getirdim. Efendim 4 sayfa burada hadis-i şerif var. Bunların hepsini burada nakletmemiz mümkün değil. Arzu edenler bana mail gönderirlerse ben bunları kendilerine delil olarak gönderebilirim efendim. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum hocam. Peki buradaki kabir azabında bedenen mi hissedecek, ruhen mi hissedecek? Ruh meal cesettir efendim. Yani ruhla birlikte beden de o azabı hissedecektir. Zaten İmam-ı Gazali Rahimahullah'ın El-Munkizu Minat Dalal kitabında bir açıklaması var. Evet. Yunan filozofları maalesef ileri geri laflar etmişlerdir. İslam aleminde de bazı filozoflar onların bu bozuk fikirlerine kapılmışlardır. Ve bu filozoflar bazı isimler de veriyor. 3 meselede küfre, 17 meselede dalalete düşmüşlerdir dedikten sonra küfre düştükleri meseleleri zikrederken alemin kıdemine kail oluyorlar. Alem ezelidir, ta başlangıcı yok, ezelden beri vardır diyorlar. Bu küfürdür çünkü alem hadistir diyor. İkincisi, Allahu Teala külliyatı bilir, cüziyatı bilmez. Genel hatlarıyla bazı şeyleri bilir, teferruatı bilmez diyorlar. Bu da küfürdür diyor. Cenab-ı Hakk'ın bilmediği şey yoktur. Ama sualinizin cevabı 3. madde, haşır ruhani olacaktır, cismani değildir diyorlar. Bu da küfürdür diyor. Çünkü haşır ruh meal ceset. Cesetle birlikte ruhun beraber haşr olması şeklinde olacaktır diyorlar. Dolayısıyla kabir azabı sadece ruha değil aynı zamanda bedenedir. Hatta beden yansa bile, şimdi onu balıklar tarafından yenilse bile, evet, vahşi hayvanlar tarafından parçalansa bile Cenab-ı Hak onun bir benzerini yaratıyor ve o beden o azabı hissediyor, çekiyor efendim. Peki hocam, sıcağı sıcağına hemen yine devam edelim. O kabre girdiği zaman ruh bedenden hemen ayrılıyor mu? Ne zaman ayrılıyor ve kıyamete kadar, mahşer gününe kadar nerede bekletiliyor? Efendim ölür ölmez kişi vefat eder etmez ruh bedenden ayrılıyor. Ve alemi berzah denilen yere gidiyor. Bakın berzah alemi dünya ile ahiret arasındaki alemdir. Kabir alemine de berzah deniliyor. Kabre konduktan kıyamet kopu kabirden kalkıncaya kadar olan zamana berzah-ı sura, küçük berzah. Kabirden kalkıp mahşer yerinde hesabın görülüp cennet veya cehenneme gidinceye kadar geçen zamana da berzah-ı kübra deniliyor. Yani bir bakıma bekleme salonu olarak nitelendirebilir miyiz? Denilebilir. Berzah alemi, alemi ervah ile alemi ecsat arasında yer alır. Yani ruhlar alemi ile madde alemi arasında yer alır. Zaten kitaplarda alemlerin çeşitlerinden bahsedilirken, alemi emir, ruhlar alemi. Evet. Buna alemi ervah veya alemi melekut da deniyor. Alemi misal. Bu varlık alemi değildir, görünüş alemidir. Bu aleme alemi berzah da deniyor. Alemi şehadet, madde alemi, alemi ecsat, alemi halk ve alemi mülk de deniyor. İnsana alemi sahir, küçük alem, insandan başka varlıkların hepsine de alemi kebir, büyük alem denmiştir. İnsan ölür ölmez ruhu alemi ervaha, alemi berzaha gidiyor efendim. Orada bekliyor. Kıyamet kopuncaya kadar.
Peki, çok teşekkür ediyoruz bu açıklamalarınızdan dolayı. Sayın Hocam, az önce programın açılışında ben Zümer Suresi 42. ayetin mealini okumuştum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu orada mealen şöyle buyuruyor idi. Allah o canları öldükleri zaman alır, ölmeyenleri de uykularında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bırakıp salıverir. Şüphesiz bunda düşünecek bir topluluk için deliller vardır. Şimdi son zamanlarda kıymetli yazarımız, abimiz İbrahim Kapaklıkaya'nın da yazdığı, ben bu arada yönetmenime de göstermek istiyorum, Ölümün Ötesinde Ne Var isimli çok güzel bir eser. Hakikaten ben bu eseri okurken, tabii çok yoğun çalışmalar nedeniyle metroda da gözden geçiriyordum. İki durak geçtiğimin sonrasında fark ettim. Çok akıcı, çok önemli tespitler var. Bilimsel raporlar hazırlanmış. Uluslararası yaşanmış birçok yerlerden derlenmiş öyküler var. Şimdi biz bunlara değineceğiz. Tabii ki İbrahim Bey'le de daha fazla zamanımız olacak. Biraz sonra Ramazan Hocamızın çok önemli bir toplantısı, çalışması olduğu için 11 sularında biz Ramazan Ayvalı Hocamızı uğurlayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi sevgili hocam, tabii bu konuya da kısmen sizinle birlikte girmek istiyorum. Son yıllarda bilimsel çalışmalar yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Avrupa'daki birçok ülkede olmak üzere ve farklı farklı ülkelerden, kültürlerden, inanışlardan müteşekkil insanların çeşitli şekillerde kalplerinin durdukları anda o yaşam şeyi takviyesi yapılmadan önce 1-2 dakikalık süre içerisinde onların farklı alemlere yolculuk yaptıkları bu kitapta anlatılıyor. Tabii bu kitapta anlatılanlar bilimsel olarak birçok doktorların kendi hastalarından işittiklerini kaleme almışlar. Öyle raporlanmış, hepsinin kaynakları da gösterilmiş. İbrahim Bey'e de ben soracağım ancak. Şimdi burada benim dikkatimi çekti. Bu 42. surede Allah o canları alır öldükleri zaman. Allah o canları öldükleri zaman alır. Ölmeyenleri de uykularında alır. Şimdi burada bu ayetin tefsirini şöyle mi anlamamız gerekiyor? Uykuda olmak da bir bakıma ölüm müdür? Sonra devam ediyor. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor, onları alır. Diğerlerini de belli bir süreye kadar bırakıp salıverir. Acaba İbrahim Bey'in de altını çizdiği ölüm deneyimleri olarak bilinen bu vakalar, bu ayet-i kerime ile bir bağlantısı olabilir mi? Çünkü bu kişilerin anlattıkları şeyler o kadar enteresan ki ben isterseniz size sormadan önce bir İbrahim Bey'in de bu konuda kısa bir görüşünü alalım. Biz İbrahim Bey'le ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Çok kısa ne söylemek istersiniz İbrahim Bey? Bu ölüme gidip gelme deneyimiyle ilgili Ramazan Hocamızın bu ayette bağlantısı kurmasını sağlamak istiyorum. Bir bağlantı var diye inanıyorum. Ne buyuruyorsunuz? Şimdi tabii ölüme yakın deneyimler diyorlar adına zaten. Bunun evet, tam tercümesiyle ben ölüme gidip gelme deneyimleri diyorum. Bu ölümün ötesi değil mutlak manada. Dolayısıyla evet, Cenab-ı Hak bazı insanlara, işte kalbi duran, çeşitli kaza ya da acil ağır hastalık geçiren, komaya giren insanların bir kısmının, hepsine değil, bazı tecrübeler yaşatıyor. Evet. Bu tecrübelerde işte belli bir noktaya kadar, ölüm bariyeri ileride, onu görüyorlar çünkü, oraya kadar gidip işte o bazı ahirete dair bazı manzaralar kendilerine gösterildikten sonra bir şekilde geri döndürülüyorlar. Bunların da tabii bir sürü örneği var ve bir sürü bilimsel çalışmayla buna çok ispatlanmış. Çok özür diliyorum. Bir virgül koyalım. O bu deneyimi yaşamış olan kişilerin gördükleri sonuçlar, tespitler şöyle farklı boyutlara geçtiklerinden bahsediyorlar Ramazan Bey. Zaman ve mekan algısı olmadığından bahsediliyor. Farklı ışık ya da nurlarla karşılaşıldığı, ruhun bedenden ayrıldığı, ölümden sonra başka bir hayatın, ahiret hayatının olduğuna dair bir hisse kapılıyorlar. Dünya hayatının kendilerine hızlıca izletildiği, dünyada neler yaptığının gösterildiği ve tabii bu hislerle birlikte güçlü bir şekilde bir yaratıcının olması gerektiğine dair bir tespitleri var. Doğru buluyor musunuz bu tespitleri? Ben kitabın başından sonuna kadar okudum. Bütün evet, bu öyküyü, bu olayı yaşamış olan kişilerin ortak tespitleri bu.
farklı farklı tespitler de var. O farklı tespitler biraz farklılaşabiliyor. Yani ama bunlar diyelim ki bu ölüme gitme deneyimi yaşamış olan 100 kişi varsa %99'u bu tespite varmış durumda. Bu ayet-i kerimeyle bir bağlantı kurabilir miyiz? Şimdi efendim. Çünkü çok özür dilerim. Bir de burada diyor ki şüphesiz diyor bunda diyor düşünecek bir topluluk için deliller vardır diyor. Burası çok dikkat çekici. Bakın önce şunu ifade edelim. Dinimiz tecrübeye çok önem veren bir din. İlme büyük ehemmiyet atfeden bir din. Evet. Mesela sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiram geliyorlar. Ya Resulallah biz Yemen'e gittik. Orada hurmayı şöyle aşılıyorlar, hurma ağaçlarını şöyle aşılıyorlar. Bizim memleketimizde Arabistan'da ise şöyle yapıyoruz. Biz hangisini yapalım dediklerinde her ikisini de tatbik edin. Hangisinden randıman alırsanız onu yapın. Peygamber Efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı. Bir, kendisini okurdu. Kur'an-ı Kerim şifa olduğu için Sure-i Celle'leri, ayet-i kerimleri okurdu. İki, tabiplerin tavsiye ettiği, fen adamlarının tavsiye ettiği ilaçları kullanırdı. Üç, ikisini birden yapardı. Şimdi bu tespitler, tabii ilim adamlarının, doktorların tespitleri. Hocam bu arada reklama gideceğiz ama tabii evet. Ki sizin sürenizde azaldığını biliyorum. Evet. Şöyle bir iki dakika yönetmenin konuda ayet-i kerime, bize hoş görsün. O ayet-i lütfen. Kerimenin ben açıklamalarına baktım. İmam Rabbani'nin Mektubat-ı Şerifesinde 3. cilt 31. mektup ile 1. cilt 287. mektupta bu konuyu geniş ele aldığını gördüm. Evet. Uykuda da ölünce olduğu gibi ruh bedenden ayrılır. Fakat rüyada ayrılmasıyla ölüm esnasında ayrılması arasında çok fark vardır. Evet. Sonra bu Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesini yazıyor. Allah öleceklerin ölümleri anında, ölmeyeceklerin de uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölmelerine hükmettiği kimselerinkini tutar. Diğerlerini bir süreye kadar salıverir. Elbette düşünenler için bunda alınacak ibretler vardır. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh burada buyuruyor ki, uykuda ruhun bedenden ayrılması bir kimsenin geziye, kendi vatanından sevinerek ayrılmasına benzer ki gezdikten sonra sevinç içinde yine vatanına döner. Evet. Ölürken ruhun ayrılması böyle değildir. Bu ayrılık vatanı yıkılan, evleri binaları yok olan kimsenin vatanından ayrılması gibidir. Efendim Kırımlıları sürdüler. Döndüklerinde evlerinin yerlerinde yerler esiyordu. Şimdi Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarından ayrıldılar. Vatanlarına dönseler yerlerinde bir şey bulamayacaklar. Bunun içindir ki uykudaki ayrılmasında sıkıntı ve acı yoktur. Tersine sevinç ve rahatlık vardır. Ölürken ayrılmasında ise çok acılar ve güçlükler hasıl olur. Uyuyanın vatanı dünyadır. Ona dünyadaki gibi davranırlar. Ölenin ise vatanı yıkılır. Ahirete göç eder. Ona ahiret muamelesi yaparlar. Aslında bu bizim ibret alacağımız bir nokta. Uyku yarı ölümdür Sencer Beyciğim. Evet. Bir insan yattığında uyanmasa ne olacak? Benim rahmetli eniştem, büyük eniştem gece yatmış. Sabahleyin ablam ya bizim adam niye kalkmıyor, işe gitmeyecek mi demiş. Odasına varmış, ölmüş kalmış. Merhume annem 86 yılında gece yatmış. Sabahleyin biraderim odasına gittiğinde ölmüş olduğunu görmüş. Hakikaten ölülerin nasıl diriltildiğinin bu dünyada bir misalidir. Bakın kupkuru odundan bahar gelince rengarenk çiçekler, yemyeşil yapraklar, taze fidanlar, dallar çıkıyor. Ama biz bunu devamlı gördüğümüz için kanıksıyoruz. Bunun fevkalade olağanüstü bir hal olduğunu unutuyoruz. Efendim uykudan uyanma da aslında böyledir. Bunlar ölmüş kişilerin nasıl dirileceklerinin de bir dünyadaki örneğidir, misalidir efendim. Bu deneyimlerde bir bakıma bizler için bir ders olunması için gösterilmiş şeyler olabilir diyoruz. Allah-u Teala'nın varlığını, işte bu dünya hayatının geçici olduğunu, dünya hayatından başka bir hayatın olduğunu, o kalpleri durduğu zaman, efendim o geçici ölüm anında hissediyorlar.
Ve bunları da ifade ediyorlar. Farklı ışıklar, nurlar ile karşılaştık diyorlar. Efendim zaman ve mekan algısı olmadı. Biz farklı boyutlara geçtik diyorlar. Ben tabii o konunun uzmanı değerli İbrahim Bey'dir. Tere satmak istemem. Onun konusuna müdahale etmek istemem. Ama bunlar gayet tabii, normal hadiseler efendim. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi reklamlara gireceğiz. Sizin bir mesajınız var mı? Sizi tabii reklam arası yolcu edeceğiz. Son bir şey. Efendim ben yani bütün izleyicilerimize hayırlı yaşamlar, hayırlı ölümler temenni ediyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz'e hitamı misk olsun müsaade ederseniz. Men hayrün nas diye sormuşlar. İnsanların hayırlısı, en iyisi kimdir? Men tala umruhu ve hasune ameluh buyurmuşlardır. Ömrü uzun olup ameli güzel olandır. Ve men şerrün nas ya Resulallah diye sorduklarında men tala umruhu ve se ameluh. Ömrü uzun olup ameli kötü olandır. Onun için bütün izleyicilerimize, buradaki hazuruna hayırlı ömürler, hayırlı ölümler temenni ediyorum. Cenab-ı Hak rızasına uygun bir ömür yaşamamızı ve cennetine gitmemizi gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, beşerin hatırına getiremediği nimetlerle dolu olan cennetine gitmeyi, sevgili peygamberimizle orada beraber olmayı temenni ediyorum, dua ediyorum efendim. Allah razı olsun Sayın Hocam. Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Tabii kaldığımız yerden biz yazar ve çeviren İbrahim Kapaklıkaya ile ölüme gidip gelme deneyimleri üzerinde bolca konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam diyoruz. Sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz ölüm ve ötesiydi. Konuklarımız az önce Ramazan Ayvalı hocamızı gönderdik. Şu an yazar ve çevirmen olan İbrahim Kapaklıkaya ile biz bugün özellikle bu dakikalardan sonra ölüm deneyimleri üzerinde konuşacağız. Tabii bu vesileyle ben hemen İbrahim Bey'e sormak istiyorum. Ölüm ötesi gibi zor ve soyut bir konu hakkında kitap yazmak nereden aklınıza geldi? Bu konuda sizi teşvik eden neydi? Kısaca bahseder misiniz Sayın Başkanım? Şimdi tabii insan hep bilinmeyeni merak eder. Evet. Zaten ilmin sınırları hep bilinmeyeni merak etmeyle başlar. Oradan devam eder. Ben de yine bir bu tecrübeyi yaşamış bir batılının Türkiye'de verdiği bir konferansa ilişkin haberi okuduğum zaman çok ilgimi çekti bu konu. Evet. Çünkü bildiğimiz kadarıyla ölüm gidilip de gelip anlatılabilecek bir hadise değildi. Ama bu insanlar bazı tecrübelerden bahsediyorlardı ve bu anlattıkları tecrübeler bizim bildiğimiz bu dünyanın içinde olamayacak tecrübelerdi. Fakat öbür taraftan da işte kendi dini kaynaklarımızdan var olduğunu bildiğimiz ahirete dair güzel deliller oluşturabilecek tecrübelerdi. Bu araştırdıkça bu konuda aslında dünyada birçok yaşanmış tecrübe olduğunu ve bunların aslında birçok bilimsel araştırmaya konu edildiğini gördüm. Ve böyle bir kitap yazma fikri ortaya çıktı. Evet. Kitap yazmaya başlarken Türklerin bu konuda çok fazla yazdığı bir şey olmadığını gördüm. Niye? Bizde yazılı kültür çok gelişmiş değil. Özellikle deneyimlerin yazılı kültüre aktarılması çok gelişmiş değil. Dolayısıyla bir de insanların ilk bu tecrübeyi yaşadıkları zaman anlattıkları ciddiye alınmadığında bunu bir halüsinasyon ya da rüya olarak kabul edip sonra unutup gidiyorlar. Bu nedenle de çok yazılı hale gelmemişti. Onun için böyle bir çalışmanın yapılmasını da gerekli olduğunu gördük. Ve onun üzerine böyle bir kitap ortaya çıktı. Tabii bunlar üzerinde hakikaten bunların doğruluk ölçüsünü de sizden duymaya çalışacağız. Programın akışı içerisinde beyin cerrahı Türkiye ve uluslararası alanda hakikaten bu konuda şöhretli Profesör Doktor İsmail Hakkaydın Bey ile telefon bağlantısı kurmaya çalışacağız. Onların da bu konuda düşüncelerini almaya çalışacağız. Bunların her birisi bu deneyimleri yaşamış olan kişilerin ortaya koydukları son derece ilginç ve bunların aslında ahiret inancıyla da çelişmeyen özelliklerini görmekteyiz. Şöyle sormak istiyorum ben size. Şimdi bu kişiler yaptıkları bu tespitlere ek olarak bazı kişiler şunu söylüyor. Diyor ki ölüm anında diyor o ölüm deneyimi dediğimiz o kısa 1-2 dakikalık süre içerisinde
herhangi bir acı hissetmediklerinden bahsediyorlar. İşte burası beni düşündürüyor. Niye düşündürüyor diye soracak olursanız, bununla ilgili İmam Gazali'nin ölümün şiddetiyle ilgili bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Şuradan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İmam Gazali'nin kitabında şöyle bir hadisi var. Ey Allah'ım, ruhu damar, kemik ve parmaklar arasından çekip alıyorsun. Ey Allah'ım, ölüme karşı bana yardım et ve ölümü bana kolaylaştır. Şimdi biz buradan birkaç hadisten de yine bahsedebiliriz. Yine aynı şekilde Peygamberimizin başka bir hadisi şerifi şöyle ifadeler var. Ölümün en kolayı yün içerisinde bulunan üç köşeli demir diken gibidir. Acaba diken koparıp çıkaracağı yün olmaksızın yünden çıkar mı? Yani şöyle düşünmek lazım, bir yün çuvalını düşünmek lazım. O yün çuvalına batırılmış bir köşeli, sivri uçlu bir demir. O demirin o yün çuvalından çıkartılırken herhangi bir ipe, yüne takılmaması mümkün değil diye böyle bir ifade var. Şimdi burada bir nasıl bir açıklaması olması gerekir ki bunun bir açıklaması mutlaka vardır. Sizin evet. Bu konuda sağlam kaynaklardan beslendiğinizi, yararlandığınızı biliyoruz. Bunca kişi ölümü o kadar güzel anlatmış ki hakikaten kitabı okuyanları ben sevgili izleyicilerime özellikle tavsiye ediyorum. Mutlaka okusunlar. Ölüm korkusunu bile yendiğimizi söyleyebiliriz bunları okuduktan sonra. Ancak tabii bizim de bildiğimiz hadislere dayalı çok sağlam yani inkarı mümkün olmayan bir şey var. Ölüm anında bir şiddet, bir azap, bir acı çekileceği belirtiliyor. Az önce Ramazan hocamıza da sorduk. Tabii vaktimiz kalsaydı keşke bunları konuşabilseydik. İman noktasında yeterli imana sahip, amel noktasında Allah-u Teala'nın istediği amellere sahip olan kişilerin o ölüm anındaki azapları yok denecek kadar az olacaktır. Ama inanmayanların ve günahkarların mutlaka çekecekleri bir azap olduğu belirtiliyor. Şimdi bu kitabımızda farklı kültürlerden hatta ateistlerden bile bahsediyoruz. Hristiyanlardan, Yahudilerden, hiçbir şeye inanmayan kişilerin ölüm deneyimlerinden de bahsediyoruz. Ve bunların ortak düşüncesi şu, ölüm anında acı hissetmediklerini söylüyorlar. Burada çok ciddi bir farkımız ortaya çıkıyor. Bunlar eğer ölüm hissetmedilerse o zaman Peygamberimizin bildirdiği hadisi şeriflerin bir hükmü kalmıyor. Bunu nasıl açıklarsınız? Şimdi tabii burada iki tane husus var. Birincisi bu tecrübeler gerçek bir ölüm değil. Evet. Dolayısıyla gerçek bir ölümün yaşanması anında yaşanacakların burada yaşanmasını beklemek mümkün değil. Burada daha çok ölümün sadece belki bedenin ruhtan geçici olarak ayrılması hadisesi olduğunu söylemek lazım. Ve işte belli tecrübeler yaşadıktan sonra geri bedene dönmesi olduğunu anlatmak lazım. Bu evet. Bir. İkincisi de aslında İslami kaynaklarda da siz de söylediniz. Yani nasıl yaşarsanız öyle olursunuz buyuruluyor. Yani ölüm de aslında bir mükafat ya da bir mücazat. Yani hayırlı yaşamışsanız, cennetlik bir kul olarak vefat etmişseniz elbette size ölüm kolaylaştırılıyor. Hocamız da söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam görüp tebessüm ederek vefat eden insanlar var. Ya da uykuda hiçbir şey hissetmeden ya da biz sabahleyin uyandığında öldüğünü gördüğümüz insanlar var. Evet. Dolayısıyla bu hadiseyi böyle mutlak anlamda bütün ölüm çok acılı gerçekleşen bir şeydir, vakadır demek çok mümkün değil. İkincisi de burada yaşanan tecrübelerin gerçek manada bir ölüm olmadığını söylemek lazım. Harika. O zaman şöyle söyleyebiliyoruz değil mi? Ben özellikle bunun fark edilmesini istiyorum. Çünkü bu ölüm ötesiyle ilgili konu çok farklı programlarda da işleniyor. Ve insanlarda şöyle bir algı oluyor. Ya ölümde, ölüm anında bir şiddet falan filan, bir acı falan filan hissedilmiyor şeklinde bir algı oluşmasının da önüne geçilmesini istiyorum. Bu kişiler geri dönüş olmayan bir ölümü yaşamadıkları için o sırada ölüm şiddetini hissetmemişlerdir. Aynen öyle. Yani sizin de naklettiğinize benzer bir rivayette de biliyorsunuz canlı bir balığın kılçığının çekilip alınması gibi deniyor ruhun çıkışı.
Evet. Çok zor aslında bir hadise, mutlaka şiddetli bir hadise. Ama buradaki daha çok işte az önce Zümer suresinden naklettiğiniz ayet-i kerimenin mealinden de ayet-i kerimeden anlaşılacağı üzere bir tür tecrübe. Cenab-ı Hak insanlara ahirete dair bazı hadiseleri gösterip gelip bu ibretlik hadiseleri buradaki insanlara anlatabilsinler. Aynı zamanda kendi hayatlarına da bunu uygulayabilsinler diye yaşattığı bir tecrübe. Fakat aslında tabii bütün bunlardan bahsederken sanki ne olduğunu çok fazla ortaya koymadık bu. İsterseniz onu bir şimdi, ölüm belki oradan şimdi başlamak lazım. Ondan bahsetmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, bu kitapta şöyle diyebiliriz. 1600'lü yıllardan sonra 2006 kitabı ne zaman? 2006'da çıktı. 2006'ya ilk kadar. Baskısı, evet. Ölüm deneyimleri yaşamış olan, ölüme yaklaşma anları yaşamış olan birçok farklı kültürden, ülkeden alınmış bir takım belgelerle şey yapılmış, güvenli kaynaklardan elde edilmiş alıntılar bunlar. Mesela 1762 yılında bir deneyim yaşamış olan David Perry diye mi okuyoruz? Evet. Onun bir kısa bir yaşadığı ölüm deneyiminden bahsetmek istiyorum. Devam ediyor. Geminin güvertesindeyken öldüm gibi geldi. Ruh ve bedenin ayrılmasının işkenceye benzeyen acılarını tekrar tekrar yaşadım ve anında cennetin kapısına kadar ulaştırıldım. Oradan içeri girecektim. Ancak birisi bana şimdi içeri giremeyeceğimi ama eğer öğretildiğim şekilde yaşarsam zamanı geldiğinde içeri kabul edileceğimi söyledi. Yine devam ediyoruz. Bana öyle geliyordu ki ayaklarım sağlam bir zemin üzerindeydi ve yaklaşık yarım saat orada kaldım. Bu süre zarfında öldüğünü zannettiğim insanlar sürekli geliyorlardı. Hepsi de kapıların birinden içeri giriyordu. Hiçbiri durdurulmuyordu. Sol tarafımda büyük bir uçurum görünüyordu. Yetişkin insanların büyük bir kısmı o tarafa gidiyor gibi görünüyordu. Ara sıra kutsal şehrin kapısından girenler de oluyordu. Yakından tanıdığım birisi karşıma çıktı. Doktor Mitchfish diye okuyalım. Daha sonra ben gemide hasta yatarken onun öldüğünü öğrendim. Şimdi buna değineceğiz. Başka bir metin, Münir'in çok ciddi bazı anlatımları var. Biraz ondan bahsedeyim. Vücudumun içinde, vücudumun bulunduğu odanın içinde bulunduğu binanın içinde bulunduğu kentin içinde bulunduğu ülkenin ve ülkenin içinde bulunduğu dünyanın içinden çıktım. Çok çok farklı boyutlardan geçtiğini bahsediyor. Bilincim, belleğimi ve gövdemi geride bırakarak bilinmeyen bir yere gitti. Hemen az önceki 1762 yılındaki deneyim yaşamış olan David'le ilgili konuşalım. Sonra Metin Münir'le biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Çünkü çok önemli tespitleri var. Burada azap çektiğinden bahsediyor. Cennetin kapısına ulaştığından bahsediyor. Birçok kişilerin kendisine geldiğini, dünyadan geldiğini ve bazılarının da neredeydi o? Yakından tanıdığım birisi karşıma çıktı. Doktor Metvis yakından tanıyormuş ve o kişi ölmüş. Daha sonra ben gemide hasta yatarken onun öldüğünü öğrendim diyor. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bir defa genel olarak bu tecrübelerin şöyle ortak bir serüvenini vermek lazım. Kim yaşıyor, nasıl yaşanıyor ve ondan sonra da belki bu ayrıntıya geçmek daha faydalı olabilir. Genellikle işte kalp krizi esnasında kalbi duranlar veya çok ağır bir hastalık nedeniyle komaya girenler, tıbben ölü olduğu kabul edilenler, yani kalbi durdu, nabzı durdu vesaire, klinik ölüm gerçekleştiği kabul edilenleri bazıları bir anda sonra kendilerine döndüklerini, kendilerine geldiklerini anlatıyorlar. Önce bir defa ruhların bedeni terk ettiğini görüyorlar ve bedenlerini yukarıdan izlediklerini anlatıyorlar. Orada bulunanları, orada konuşulanları sonrasında aynen naklediyorlar. Burada aslında onun üzerine belki durmakta fayda var. Yani beden yok ortada, ruh var ama ruh görüyor ve duyuyor. O zaman görme ve duyma tamamen bedenle alakalı bir hadise değil. Sonrasında bir kısmı bir tünel
tünelden bahsediyor, bir karanlık tünelden, ucunda ışık görünen bir karanlık tünelden ve varlığını hissettiği ama göremediği bir tür ışık varlığını kendisine eşlik ettiği ve konuşmadan telepatik yöntemle anlaşabildiklerini söylüyor. Ve işte o tünelin sonunda ışığa vardıklarında kendisini ya eski sevdiği vefat etmiş akrabaları tanıdıklarından birilerinin veya bir tür ışık varlıklarını, melekler de tabir edebilen, onları karşıladığını, orada işte çok müthiş bu arada, müthiş bir huzur ve mutluluk duyduklarını anlatıyorlar. Ve orada kendisine bütün hayatı, geçmişi bir film şeridi gibi çok hızlı bir şekilde yaşatılıyor. Sonrasında bir kısmına cehennem, bir kısmına ve önemli bir kısmına cennet deneyimi yaşatılıyor. Yani orada neler yaşanabileceği gösteriliyor. Fakat hepsi diyorlardı ki ileride bir bariyer vardı, biliyorduk ki oradan daha ileri geçsek geri dönemezdik. İşte o bariyer aslında ölüm. Gerçek ölüm. Evet, gerçek ölüm o bariyer. Onu da görüyorlar. Yani onun sınırına kadar varıp sonra işte çeşitli vesileleri sizin geri dönmeniz lazım deniyor. Burada belki çok daha bize yakın gelmesi açısından Feri'den çok mesela İhsan Kalkava'nın bir tecrübesi var. Hepimizin tanıdığı bir insan. İş adamı. Evet, iş adamı. 2005 yılında Çin'de bir kaza geçirdi. Evet. Ve Çin'deki kazada müthiş şeyler var. Bu tecrübenin tamamını yaşamış kendisi. Ve bizzat kendisine dinledim ben. Bir kamyonet kullanıyor, dar bir kamyonet kullanıyor. Yanında bir Çinli var, arkada birkaç kişi var. Trafikte sollayayım deyince uzun konvoyu kayıyor ve düşüyor. Araba yan yatıyor bunun bulunduğu tarafa ve kolu dışarıda. Evet. Bu manzarayı düşünün. Sürüklenirken bir anda kendisini havaya doğru yükselirken hissediyor. Yanında çok birileri ilginç. Var. Biliyor ama göremiyor. Ve döndüm baktım diyor. Araba hala sürükleniyor. Ve ben içindeyim. O kendisine eşlik edip göremediği varlıklar diyor ki geri boşuna bakma sen artık bizimlesin diyor. O sırada hiç acı hissetmiyor. Hiçbir acı yok. Yani tabii yazamadığımız kadar müthiş bir mutluluk ve neşe hissettiğini söylüyor. Sonra birden diyor kendimi yolun ortasında o yaralanmış arabadan çıkmış bedenimin içinde buldum diyor. Yani ama müthiş bir acı başladı bir anda diyor. Kolu tamamen eti sıyrılmış, omzunda bir kısmı ve göğsünde bir kısmında hiç eti kalmamış, kemikler. Hatta elindeki kemik bile aşınmış. Böyle bir halde kalktım diyor. Hiçbir acı hissetmedim sonra diyor tekrar. Kalktım, baktım arabadakiler hali içindeler diyor. Allah. Ben nereden çıktım? Çünkü benim bulunduğum tarafa yattı araba diyor. Yanımdaki Çinli hala içeride. Cama baktım sadece kafam vurulduğu yer kırılmış ama çıkabilecek bir boşluk yok. Onlara çıkın hadi dedim diyor. O haliyle o arabadakiler koluna giriyorlar. Araç yok. Bir şey bulamıyorlar. 7 kilometre yakındaki bir hastaneye gidiyorlar. Yürüyerek. Allah Allah. Sonra oradan işte bir askeri hastaneye naklediliyor. Ve orada eli, tabii doku kalmamış. Diyorlar ki doktorlar, sizi ameliyat edip elinizi karnınızın içine doku oluşması için dikeceğiz. Ama bunu yapabilmek için size narkoz veremeyeceğiz. Çünkü kan kalmamış vücutta. Bu acıya dayanırsanız ancak yapabiliriz diyorlar. Katlanmak zorundaydım diyor. Tamam dedim diyor. Ve düşünün öyle bir ameliyatı. Ertesi gün işte bir özel uçakla Türkiye'ye geliyor. Ve diyor ki 40 gün boyunca hiçbir acı hissetmeden eli karnının içinde sonrasında çıkarılıyor dokunuştuktan sonra. Ben diyor gelenlere olay anlatıyorum, muhabbet ediyorum. Hiçbir şey yok ama 40. gün diyor. Bu arada bir tek sıkıntı var uyuyamıyorum diyor. En güçlü ağrı kesici uyutucuları veriyor uyuyamıyorum diyor. 40. gün namazdayken kendimden geçmişim, komaya girmişim diyor. O enerji benden çıkarılıp alındı diyor. 40 gün sürdü o enerji diyor. Şimdi geri dönüşüyle ilgili de ilginç bir şey söylediği için maddi manevi alemlerin birbiriyle sürekli bağlantılı olduğuna inanan insanlar olarak söylüyoruz. Tam diyor o saat, 6 saat Çinliler'de bizde sabah namazı vakti annemle kız kardeşim sabah namazı kılıyorlarmış diyor. Annem birden farzdayken namaz bozup ayağa kalkmış. Allah'ım bana bir daha evlat acısı yaşatma diye dua etmeye başlamış diyor. Allah Allah. Kız kardeşim selam verince demiş ki ya anne ne yapıyorsun sen namazını bozdun. O da diyor ki öyle bir şey hissettim demiş. Ben inanıyorum ki diyor annemin o duası beni geri döndürdü. O sırada kaza esnasında annesinin namazda oluyor olması çok büyük bir tevafuk. Tevafuk tabii. Tevafuk yani tabii bu sebepleri böyle maddi şeylerle her zaman izah etmek mümkün değil. İşte
O tecrübe yaşadıktan sonra biliyorsunuz bir sürü ticari faaliyetten terk etti. Daha çok hayır işlerine falan yöneldi. Dünyayı gezmeye başladı. Hayata bakış değişti. Bu da aslında diğer buradaki tecrübe yaşanan ortak özelliklerinden birisi. Belki hocam, daha sonra konuşacağız onu. Evet. Yalnız burada şunu da belki vurgulamak lazım. Yani bu tecrübenin gerçekliğine ilişkin kitapta yer almayan sonradan sonuçlanan bazı şeyler de var. Deneyler de var. Eğer şimdi istiyorsanız, şimdi sonra istiyorsanız sonra anlatayım onunla ilgili bir. Evet. Hollanda'da 10 yıl süren kardiyologların yaptığı bir test, deneyim var bununla ilgili, deney var. Evet. Bunda 342 tane hastayı kalp krizi geçirmiş, kalbi durmuş, reanimasyon teknikleriyle yeniden kalbi çalıştırmaya başlamış olanlara bunları soruyorlar böyle bir tecrübe yaşayıp yaşamadığını. 68 tanesi yaşadığını söylüyor. 61 tanesi de somut olarak anlatabiliyor. Yaklaşık bu %20'ye civarında. Evet. Bunlara tabii bir denek grubu test etmeler lazım söyledikleri doğru olacak mı diye. Bu tecrübe yaşamadım diyen aynı gruptakileri bir test grubu seçiyorlar. Bu tecrübeyi yaşadım diyenleri seçiyorlar. Şimdi önce tecrübeyi yaşamadım diyenlere soruyorlar. Sizin kalbiniz durduğunda ne yapmış olabiliriz? Ne yaptık biz ki siz tekrar canlandınız? Tabii sizin bizim bilebileceğimiz şeyleri söylüyorlar. Filmlerde gördüğümüz işte kalp masajı yapıldı vesairesi vesairesi. O kadar. %80'i doğru anlatamıyor. Evet. Ama öbürleri siz vardınız, şu doktor vardı, şu vardı, öbürleri hemşire vardı. Dediğimiz yaşadım diyenler. Gitme gelme anını yaşadığını söyleyenler. Evet. Çünkü diyorlar ki biz bedenimizi terk ettik yukarıdan, o anda olup bitenleri izledik. İşte şu hemşire geldi, şu renkteki cihazı getirdi, şu renkli kablo bağlandı, şöyle yaptınız. Bütün ayrıntılarıyla ve hiçbirisi hata yapmaksızın olup bitenleri anlatıyor. İşlem sırasını kullanılan araç gereçleri, kullanılan tedavi yöntemlerini. Bütün ayrıntıların. Hatta buna inanmayan bir kardiyolog kendisi anlatıyor, kitapta yer verdik ona. Evet. Hastam diyor işte kalbi çalıştırıldıktan sonraki dönemde diyor, bana işte anlattı diyor işte şunları kullandın, şöyle yaptın falan diye diyor. Rengini bile söyledi aletin diyor. Şaşırdım. Çünkü hastam diyor 40 senedir ama. Allah Allah. Onun için doğuştan ama. İşte evet doğuştan ama. Ve bu ya kendisine yapılan aletleri hiçbir yerde görmüş de değil. Görmüş de değil zaten. Ve bu bunu anlatıyor diyorsun. Bunu anlatıyor bütün ayrıntılarıyla. Çok İşte burada bedenin terk edildiği, ruhun da ayrı bir görme, işitme, hareket yeteneğinin olduğunu bir delili bu da aslına bakarsanız. Evet, evet. Bunu da görmek lazım. Tabii evet. Sonrasını ayrıca konuşalım. Hocam şimdi kısa bir reklama gireceğiz. Sevgili izleyiciler, İbrahim Kapaklıkaya ile ölüme gidip gelme deneyimler üzerinde çok ilginç bir takım anekdotları burada paylaşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası diyoruz. Evet sevgili izleyiciler, ölüm ötesi konusunda ölüme gitme gelme deneyimlerini İbrahim Bey ile konuşuyoruz, tartışıyoruz. Tabii... Şimdi birçok kişinin ortak kanısı, ortak tespiti bunlar az önce paylaştık. Dedi ki işte farklı boyutlara geçildi, zaman mekan algısı yaşamadı bunlar. Ruhun bedenden ayrıldıklarını söylediler. Ölümden sonra başka bir hayatın, ahiret hayatının olduğuna dair bir takım tespitlerde bulunuldu. Dünya hayatı kendilerine izletildi, gösterildi ve bir yaratıcının olduğuna dair bir takım hisleri oldu diyoruz. Hatta ateist bazı kişiler bile bu konuda olumlu düşüncelere sahip olmuş. O zaman şöyle söylesem, bu deneyimleri yaşamış olan kişilerin daha sonraki hayatlarındaki ne tür bir davranış değişikliği oldu diye sorsam ne söylemek istersiniz? Evet, şimdi bir defa eski tecrübe yaşamamış hallerinden hiç eser kalmıyor. Hayata bakış açıları değişiyor. Hep müspet, olumlu değil mi? Hepsi müspet anlamda olduğunu söylemek mümkün değil. Şu nedenle müspet olduğunu... Sürekli bir merak, bir gayret, bir neşe hali geliyor üzerlerine. Bir kısmı tabii ailevi sıkıntılar yaşamaya başlıyorlar. Eski eşlerini tanıyamayan eşler sıkıntılar oluyor, boşanmalar olabiliyor. Veya artık paraya ehemmiyet vermeyen, sevgiye, çalışmaya, emeğe daha çok ehemmiyet veren, insanlığa iyilik yapmaya ehemmiyet veren bir eş bazen evde sıkıntılı olabiliyor. Çünkü. Ama yani, şöyle bir çıkarımda bulunabilir miyiz İbrahim Bey? Bu deneyimi yaşamış olan kişilerin ahlaki anlamda ve manevi anlamda olumlu değişikliğe sahip olduklarını rahat bir şekilde söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Ben bu tespiti bulunduğum için ama kitabın yazarı olarak siz de aynı şeyi düşünüyor, paylaşıyor musun? Kesinlikle olumlu manada bir tesirleri var. Bu da sadece bildiğimiz anlamda
belki tabii dini inançların da artış, ahirete iman, Cenab-ı Hakk'ın varlığına iman, kadere iman, hepsi bir araya geliyor. Bir de insana kıymet verme, manevi değerlere değer verme. Bunların hepsi aile yaşamını önemseme. Çünkü burada Zümer suresinin o son şeyinde hani bu olaylardan ibret alan bir topluluk için bir ders vardır şeklinde açıklamaları da sanki bu ölümü gidip gelmeye yaklaşmış olan kişiler buradan bir ders çıkarmaları gerekir ki ders çıkarmış olduklarını belirtiyoruz. Siz de bize katılıyorsunuz. Evet. Tabii fiziksel bazı özellikler de kazanıyor. İyileştirici özellikle kazananlar var bunların içinde. Çok farklı özellik. Mesela bir tane öğretmenimiz var burada şeyini verdiğimiz. O ölümü yaklaşmış insanların yanına yaklaştığında ölümlerinin geldiğini hissediyorum. Ama perişan oluyorum çünkü ne onlara bir şey söyleyebiliyorum ne de yapabileceğim bir şey var diyor. Yani buradaki her kazandığınız, mesela bir öğretmenimiz, bankacımız var, Bodrum'dan bir hanımefendi, Gülden Hanım. O da şifa verici bir özellik kazanmış. Elini değdiği yerde ağrılar kesiliyor. Yani bu tür şeyler de var, özellikleri var. Biyoenerji konusunda uzmanlaşanlar var vesaire. Tabii bu arada bir şeyi de söylemek lazım. Ön sezilerinin daha da güçlenmiş olabileceğinden bahsediyorsunuz. O da var. Elektrikli aletleri bile etkileyecek kadar bedensel enerjileri de farklılaşan insanlar da var bunların içinde. Bulundukları yerde manyetik bir şey alan oluşturabilenler var. Bunun dışında bir şey söylemek lazım belki. Bütün bu tecrübeleri yaşayanların hepsi cenneti yaşamıyor. Cehennemi yaşayanlar da var işlerinde. Onların önemli bir kısmı, yani %95'i belki bu tecrübelerden hiç bahsetmiyor. Çünkü kötü şeyler yaşamışlar. Yaşadıkları kötü tecrübeleri artık kimseye anlatmak istemiyorlar. Onu düzeltmeye çalışıyorlar geldiklerinde hayatlarını. Fakat onu kitaplaştırmıyorlar. Bu arada çok nadir hocam, onun için. Yönetmenim şunu soruyor. İzleyicilerimiz telefonla bağlanarak kitabı nasıl temin edeceklerini soruyorlarmış. Ne söylemek istersiniz hemen unutmadan söyleyelim. Kitabı tabii çeşitli kitap satış sitelerinde olduğu gibi aynı zamanda kitapçılarda da var. Yani işte isim vermek bilmiyorum doğru mesela D&R'da bulunması mümkün. Diğer bazı yerlerde de sitelerde temin etmek mümkün her zaman için. Tamam. Piyasada bulunan bir kitaptı, bir sorun yok. Zaten dördüncü baskısı mı? Evet. Bu arada hocam yeni bir kitabınız Farkında neydi? Hayatın Farkında Mısınız? Hayatın Farkında Mısınız diye çok önemli. O kitabın ilk müsveddesini diyelim. Biz ilk hazır halini okumuştuk, tartışmıştık. Evet. Çok akıcı bir kitap olduğunu ben yine izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Özellikle tavsiye ediyorum. Yeni basıldı diyebiliriz. Evet. Teşekkür ederiz. Bütün bunlar tabii şunu gösteriyor bize. Aslında hayat sadece bizim bildiğimiz buradaki maddi şartlara tabi bir hayat değil. Biz imanlı insanlar olarak zaten bunun farkındayız ama bunun farkında olmayabilecek. Orada dünyanın her yerinde var. İnsanlara da Cenab-ı Hak bu tecrübeleri yaşatarak aslında hakikate gelmeleri için bir kapı açıyor. Bunun da farkına varmaları lazım diye düşünüyorum insanlığın. Ve öyleyse bu hayat çok kıymetli. Bu hayatı öbür hayatımıza hazırlık olarak çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ve orada geçerli olan şeyleri biriktirmemiz lazım. Buradaki şeylerden. İnsanlığa hayırlı olmak işte. Hayrı ve sabrı tavsiye edenlerden olmak ama hayrı tavsiye etmek aslında hayrı bizzat işleyerek tavsiye etmek demek anlamına düşünmek lazım. Evet. İbrahim Bey bir şeyimiz var, röportajımız var. Onu izleyelim. Son 1-2 dakikada konuşacağız. Tamam. Kısa süreliğine kalbi duran bazı kişilerin ölüme gidip geldikleri ve farklı alemlere tanık oldukları söyleniyor. Hal durumu olabilir insanlarda. Ben buna inanan biriyim. Baygınlık geçirir, bir anda kendini gökyüzüne falan çıkmış hisseder. Bu da tasavvufta vardır böyle mevzular. Öyle bir şey yok, Allah'a teslim olurlar. O bir hastalıktır diyebilirim yani, ona başka bir şey diyemem yani. Ya şimdi şöyle bir şey var, bazı insanlar ölmeden önce bazen nur ışığını gördüğünü söyleyen birçok şeyler var. Bu inanç meselesi. Kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. Dini bütün insanlar eğer bu dünyada farklı alemlerde yaşayan insanlar olduğunu, varlıklar olduğunu söylüyorsa mutlaka böyle bir şey de vardır. Ölüm var, var hak tabii. Ölüm hak. Her şeye, ahiret günü her şeye tekrar canlanacak, ot biter gibi bitecek. Ve herkes bunun cevabını verecek. Dünyada niyettir ama gidip gelme, kalp durma öyle bir şeye ben... İnanmam yani öyle şeylere. Tabii ki her şeyden önce Cenab-ı Allah'ın kudreti sonsuz. Böyle bir şey olma ihtimali var. Ama normal şartlar altında insan aklıyla düşündüğümüzde bize olmayacak gibi gelebilir.
Ama böyle bir şeyin olacağını ben inanıyorum. Olabilir yani. Ruhla beden farklı şeyler biliyorsunuz. Yani ruh bedene girdiği zaman farklı alemlerde, yani uyku mesela, rüyalarda farklı bedene girdiğini düşünüyorum. Yani farklı alemlere gittiğim, geldiğimizi ben uyku anları düşünüyorum yani. Büyüklerini görür. Onlarla sohbete girer. Ölmüşler için böyle rahmetli olarak. Bunlar vesile olur yani böyle birbirine yakınlıklar. İbrahim Bey, vatandaşların bu konuyla ilgili, ölüme gidip gelme ile ilgili yorumlarını dinlediniz. Son bir dakikamız var. Toparlayacak olursak izleyicilerimize bu konuyla ilgili ne mesaj vermek istersiniz? Her şeyden önce sürekli gönül gözü açık idrak halinde Cenab-ı Hakk'ın bize bu alemde çeşitli şekillerde gösterdiği yolları, işaretleri izleyerek hakikati sürekli arayış içinde olmamız lazım. Gaflet halinde olan insanın hiçbir hakikatin farkına varması mümkün değil. Yaşam gayemizi bilmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla madem ki halifeye arz ne demek? Yani yeryüzünde Cenab-ı Hak seni halifem olarak yarattım diyorsa, onun idraki çok ağır bir idrak olması lazım. Bizim öyleyse sadece sıradan diğer varlıklar gibi yaşama imkanımız yok. Bu idrakin şuuru içinde yaşamamız lazım. Onun için de her şeyden bir ibretlik nazarla bakarak yaşamamız lazım. Bu hadiseler de aslında Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu ahirete dair deliller niteliğinde ve hayatımızı aydınlatabilecek ibretlik hadiseler. Çok ciddi ders çıkarmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Buna rağmen uyanmayana da yapacak bir şey yok. Bir şey daha sadece söylemek lazım. Az önce söylediğim bir şey belki tekrarlamak gibi olacak ama cennet ve cehennem sadece Müslümanlara ait değil. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ya Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve başka bir gruptan da sahabinlerden de bahsediyor. Onlardan da. Dolayısıyla biz hakikati bulanların kimler olduğunu bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, peygamberimizin peygamberliğini kabul edip kendi dininin gereğini yapmaya devam edenlerle ilgili de belki başka şeyler çıkabilir. Bu ayrı itikadi konular ama bir şey söylemek istiyorum. Bu tecrübelerin dünyanın her yerinde yaşanıyor olması Cenab-ı Hakk'ın hiç kimse için kapıyı tamamen kapatmadığını gösteriyor. Bir işaretidir diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu açıklamalarınız için, katıldığınız için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sevgili izleyiciler, ben de programın kapanışını Mevlana'nın bir sözüyle belirtmek istiyorum. Dirilmek için ölünüz buyurmuş Mevlana Hazretleri. Sevgili izleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya yine çok önemli, çarpıcı konuyla karşınızda olmak için sizlere Allah'a emanet ediyorum ve cumanız mübarek olsun. Haydi cumalar efendim.